Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir mastercam eğitim videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bu eğitim videomuzda ekranda görmüş olduğumuz iş parçamız üzerindeki alın tornalama, kaba dış çap tornalama ve finiş dış çap tornalama işlemlerine ait takım yollarını oluşturacağız. Parçamız modellendi ve kaydedildi. Daha sonra tezgah türü olarak CNC torna tezgahı seçildi. Sıra geldi bu iş parçamıza ait küçük parça boyutlarının yani işlenmemiş parça boyutlarının tanımlanmasına. Takım yolları yönetici paneline geçiyoruz. İş parçası küçük ayarları seçeneğine giriyoruz. Küçük bölümündeki özellikleri seçiyoruz. Parçamızın şekli silindir. İş parçamızın dış çapı bilmiyoruz. Seç diyoruz. Parçamızın dış çapını seçiyoruz. 99 milimetre. Parçamızın uzunluğu bilmiyoruz. Seçiniz diyoruz. Parçamızın uzunluğunu seçiyoruz. 91.65 mm. Yapmış olduğumuz bu düzenlemelere göre parçamızın ön izlemesini görelim. Parçamızın çapı 99 mm. Parçamızın uzunluğu 91.65 mm. Sıra geldi bu parçamıza ait çap ve boydaki fazlalıkların tanımlanmasına. İş parçamızın çapında tek taraflı 2 mm fazlalık var. Yani çapta 4 mm tornalama payı. Alın yüzeyde alın tornalama için 2 mm fazlalık var. Parçamızın sol tarafında 40 mm iş parçasının bağlanması için bağlama payımız var. Şimdi yapmış olduğumuz bu son düzenlemelere göre parçamızın kaba boyutlarını görelim. Tornalama sınırlarını izliyoruz. Gördüğünüz gibi Alında 2 mm alın tornalama payı. Çapta tek taraflı 2 mm toplam çapta 4 mm tornalama payı var. Sol tarafta 40 mm iş parçasının bağlanması için fazlalık var. Tekrar penceremize geri dönüyoruz. OK diyerek parça boyutlarına ait düzenlemeleri tamamlıyoruz. Sıra geldi aynı ayakları ile ilgili parametre düzenlemelerine. Aynı ayakları bölümünden Özellikleri seçiyoruz. Ayna parametreleri. Parça bağlama metodumuz dış çaptan bağlanacak. Ayna ayakları sıkma çapı 103 mm olacak. 99 artı 4. Ayna ayakların sıkma konumunu bilmiyoruz. Seçiniz diyoruz. Ve referans olarak sol üst köşeyi seçiyoruz. Eksi 91.65 mm. Ancak biz yaklaşık 5 mm'lik bir torna takımının yaklaşma emniyet mesafesi vereceğiz. O nedenle buradaki değeri eksi 97 mm olarak tanımlıyoruz. Şimdi yapmış olduğumuz bu düzenlemelere göre ayna ayaklarının sıkma konumunu görelim. Tornalama sınırlarını ön diyoruz. Gördüğünüz gibi ayna ayakları iç parçamızı tam 103 mm'den sıkıyor. Ayna ayakların ön kısmıyla iç parçasının son noktası arasında 5 mm torna takımının emniyetli yaklaşma mesafesi bırakılmıştır. Herhangi bir problem yok. Tekrar geri dönüyoruz. Aynı ayakları ile ilgili parametre tanımlamalarımız tamam. Okey diyoruz. Bu tornalama işleminde biz karşılık puntası ve ara yatağı kullanmayacağız. Pas geçiyoruz. Parçamızı boyanmış şekilde göster diyoruz. Okey diyerek kaba parça boyutlarının tanımlama işlemini tamamlıyoruz. Sıra geldi bu iş parçamızın işlenmesi için takım yollarının oluşturulmasına. Tornalama takım yolları menüsüne giriyoruz. Alın yüzey tornalama komutunu seçiyoruz. Karşımıza alın tornalama ile ilgili diyalog penceresi geldi. Kullanacağımız takım bir numaralı takım. Takım numarası, offset numarası ve taret numarası 1. Alın tornalama için ilerleme değeri 0.25 mm bölü devir. Alın tornalamadaki finish ilerleme için ilerleme değeri 0.1 mm bölü devir. Devir hesaplamalarında sabit kesme hızını kullanacağız. Sabit kesme hızı değeri 225 metre bölü dakika. Maksimum devir sayısı 4500 devir bölü dakika. Soğutma sıvısını aktif yapıyoruz. Kullanacağız. Açıklama kısmına alın tornalama. diyoruz. Sıra geldi alın tornalama ile ilgili parametrelerin tanımlanmasına. Alın tornalama parametreleri kesici takımın iş parçasına yaklaşma mesafesi bizim küçük parçamızın sağ üst köşesine göre olacak. Kesici takımın iş parçasına yaklaşmasında küçük ölçüleri referans alınacak. Küçük ölçülerine göre takım 2 mm açıkta konumlanacak. Alın tornalama paso miktarı birer milimetre birer milimetre olacak. Alın tornalamada bir adet finish pasosu kullanılacak. Finish pasosunun değeri 0.25 milimetre olacak. Alın tornalama işlemi sonunda alın yüzeyde herhangi bir fazlalık olmayacak. Yani parçamız alın tornalamada tam ölçüsünde işlenecek. Kesici takım uç radyüs kompanzasyonu kullanılacak ve kompanzasyon solda olacak. Alın tornalama ile ilgili Parametre düzenleme işlemlerimiz tamam. Okey diyerek işlemleri tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi alın tornalama ile ilgili çizgisel izlerimiz oluştu. Şimdi bu alın tornalama işlemine ait çizgisel simülasyonu görelim. Çizgisel simülasyon. Play diyoruz ve simülasyonu izliyoruz. Kesici takım iş parçasına yaklaşıyor. Alın tornalamada birinci paso, ikinci paso ve son finish pasosu. İşlem tamam. Takım iş parçasından uzaklaşıyor. Okey diyerek programa geri dönüyoruz. Sıra geldi iş parçamıza ait kaba dış çap tornalama takım yolunun oluşturulmasına. Tekrar tornalama takım yolları menüsüne giriyoruz. Tornalama komutlarından kaba komutunu seçiyoruz. Önce zincir başlangıcını, daha sonra zincir bitimini seçiyoruz. Kaba tornalama zincirimiz tamam. Okey diyerek seçim işlemini sonlandırıyoruz. Bu kez karşımıza kaba tornalama ile ilgili diyalog penceresi geldi. Kullanacağımız takım yine bir numaralı takım. Offset ve istasyon numaraları 1. Kaba tornalama için ilerleme değeri 0.25 mm bölü devir. Dalma işlemleri için ilerleme değeri 0.1 mm devir. Devir sayısı hesaplanmasında sabit kesim hızını kullanacağız. Sabit kesme hızımız 225 metre bölü dakika. Maksimum devir sayısı 4500. Soğutma sığımızı aktif yapıyoruz. Yine kullanacağız. Açıklama kısmına kaba, dış çap, tornalama diyoruz. Takımla ilgili tanımlamalarımız tamam. Kaba işleme parametrelerine giriyoruz. Kaba işlemede paso derinlikleri eşit olacak. Paso derinlik değeri 2 mm olacak. Minimum paso derinliği %1 mm olacak. İşleme sonunda iş parçamızın dış çapında tek taraflı 0.25 mm finiş pasosu bırakılacak. Alın yüzeylerde ise 0.2 mm finiş pasosu bırakılacak. Kesici takım uç radyüs kompanzasyonu aktif ve Sağda olacak. Parametreli düzenleme işlemlerimiz tamam, okey diyerek düzenlemeleri tamamlayıp programa geri dönüyoruz. Gördüğünüz gibi kaba tornalama ile ilgili takım yolumuzun izleri göründü. Şimdi her iki takım yolumuzu seçiyoruz ve bu takım yollarına ait çizgisel simülasyon izliyoruz. Çizgisel simülasyon play diyerek simülasyonları izliyoruz. Alın tornalama, kaba dış çap tornalama. Takım yollarımız tamam. Okey diyerek programa tekrar geri dönüyoruz. Bu kez bu iki takım yolumuza ait katı simülasyonu izleyelim. Takım yollarımız seçili. Katı simülasyon. Katı simülasyon ekranı karşımıza geldi. Play diyerek katı simülasyonu izliyoruz. Önce alın tornalama. Devamında kaba dış çap tornalama. Takım yollarımızda herhangi bir problem yok. Tekrar programa geri dönüyoruz. Sıra geldi iç parçamız üzerindeki dış çap finish tornalama işlemine. Tornalama takım yollarından finish komutunu seçiyoruz. Karşımıza finish tornalama zincirinin seçimi ile ilgili diyalog penceresi geldi. Önce finish tornalama zincir başlangıcını seçiyoruz. Daha sonra zincir bitimi. Finish tornalama zincirimiz seçildi. Okey diyerek seçim işlemini tamamlıyoruz. Bu kez karşımıza finish tornalama diyalog penceresi geldi. Finish tornalama işleminde 12 numaralı takımı kullanacağız. Takım numarası 12, offset numarası 12, Taret yani istasyon numarası 12. Finish tornalama için ilerleme değeri 0.115 mm bölü devir, sabit kesme hızımız, 275 metre bölü dakika. Maksimum devir sayısı 5000. Soğutma sıvısını aktif yapıyoruz. Açıklama kısmına finish, dış çap, tornalama diyoruz. Takımla ilgili parametre düzenlemelerimiz tamam. Sıra geldi finish parametrelerinin düzenlenmesine. Finish parametreleri diyoruz. Burada yapacağımız fazla bir düzenleme yok. Finish paso sayısı 1 olacak. Finish işlem sonunda iş parçasının çapında ve alan yüzeylerde herhangi bir fazlalık paso kalmayacak. Yani parçamız imalat resmindeki ölçülere göre işlenmiş olacak. Kesici uç radyüs kompanzasyonu kullanıyoruz ve kompanzasyon sağda olacak. OK diyerek finish tornalama parametrelerini düzenleme işlemlerini tamamlıyor ve programa geri dönüyoruz. Gördüğünüz gibi finish tornalama takım yolumuz da oluşturuldu. Her üç takım yolunu seçiyoruz. Önce çizgisel simülasyon izliyoruz. Çizgisel simülasyon play diyoruz. Önce alın tornalama kaba, finish, kaba dış çap tornalama Son olarak da finish tornalama. Gördüğünüz gibi takım yollarımızda herhangi bir problem yok. Okey diyerek tekrar programa geri dönüyoruz. Şimdi bu üç takım yolumuzun simülasyonunu katı olarak izleyelim. Takım yollarımız seçili. Katı simülasyon. Play diyerek simülasyonları izliyoruz. Önce alın tornalama. Devamında dış şap kaba tornalama. Ve dış şap finish tornalama. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi takım yollarımızda herhangi bir problem yok. Böylece bu eğitim videomuzun da sonuna Geldik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like beğeni ikonuna tıklamayı unutmayınız. Yeni ve güncel eğitim videolarımızdan haberdar olmak, bizimle birlikte kendinizi ketkem konusunda geliştirmek ve bu çalışmalarımızda bizlere desteğinizi göstermek için de lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yeni eğitim videolarımızda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.